Acil çağrı merkezi. Alo, merhaba. 10 günlük bebeğimiz var da şu anda surat falan mı bunaltıyor? Evet, nefes almıyor mu? Nefes alıyor mu, almıyor mu bilmiyoruz. Yani 10 günlük bebek. 10 günlük bebek, morardı. Evet. Adresi ver bana hemen, adres. Apartmanın no... Caddesi. Cadde. Kapatmayın sakın. Telefonu aktarıyorum ben sizi sağlık birimine. Sağlık, buyurun. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Kusluk ve şey var, sırasında morarma var. Tamam. Maalesef caddesi, doğru mu? Doğru, doğru. Yeni mi fark ettiniz, babası mısınız? Ben babasıyım, geldim, ağzından emzik düştü. Babası şimdi kolun üstüne yatır bebeği. Kolun üstüne. Aynen, yüz üstü yatır. Yatırdı. Ağzı ve burnu yukarıda kalacak şekilde, hafif eğimli olacak. Otur bir yere. Tamam, otur bir yere, otur bir yere. Kolun üstüne yatırdın değil mi? Oturdum yere. Tamam. Başı aşağıda olsun bebeğin. Tamam. Şimdi iki kürek kemiği 5 kere vuruyorsunuz hafifçe. Ne hızlı ne yavaş. Tamam. Devam et o şekilde. Şimdi vuruyorum. Aynen, evet. Ovalar gibi. Biraz daha hızlı yapacaksın. 5 kere. Şu anda nefes almıyor. Tamam. Şimdi yüzüstü çevir. Ne? Yüzü sana bakacak şimdi. Ağzının içinde herhangi bir şey var mı babası? Ağzının içinde. Görebiliyor musun? Tamam. Başka bir şey görmüyorsun değil mi? Tamam. Baş parmağın ve yanındaki parmağınla birlikte iki memocu arası. Evet. Tam oraya. Aynı şekilde baskı yapar gibi. Çok bastırmadan 5 kere ileri doğru. Evet. Devam et. Ambulans çıktı bu arada, geliyor. Bunu ambulans gelene kadar yapacağız, tamam mı? Çok yakın zaten ekibimiz. Aynı şekilde devam ettik. Bebeğin renginde bir değişiklik var mı? Nefes alıyor mu? Şu anda hala kırmızı. Tekrardan bebeği çevir. Yüzü yere bakacak. Evet. Aynı şekilde iki kürek kemiği ortasına, elinin ayasıyla aynı şekilde devam. 5 kere devam. Evet. Devam ediyorsun. Ağzının içinden çıkan bir şey var mı? Görebiliyor musun? Yok, görmüyorum. Zaten. Nefes vereceğiz bir çocuğa, tamam mı? Bir dakika baba, yine gene. Yarım nefes veriyorsun, tamam mı? Yap. Bebek nefes alıyor mu? Renginde bir değişme var mı? Rengi kararlı gibi. Babası şimdi tekrardan aynı şekilde yüzüstü yatırıyorsun. Baş parmağın ve orta parmağınla o harekete devam ediyoruz. İki meme ucu arası. Arasına. Çok bastırmadan. Çok bastırmıyorum. Devam et aynı şekilde. Evet. Ekip geldi zaten. Şu an orada görüyorum. Tekrardan yüzüstü yatır bebeği. Kolun üstüne. Evet. Aynı şekilde iki kürek kemiğin arasına. Avcunun dış kısmıyla. Elinin ayağıyla. Evet, aynen o şekilde. Evet. Evet, ne yapıyorum? Bastırıp çekiyorsun. Bebeğin morarmasında herhangi bir değişiklik var mı babası? Döndüğünde ellerini oynatıyor biraz. Tamam. Ayaklarını azıcık çekebiliyor. Nefes alıyor mu, görebiliyor musun? Göğüs kısmı hareket ediyor mu? Evet, alıyor. Şimdi babası nefes aldığından emin sen? Nefes çok... Yani çok zayıf atıyor. Geldi. Yukarı. Tamam, geldi değil mi? Geldi. Tamam, arkadaşlara bırak artık. İsmim Deniz. Yaklaşık 3 senedir Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde çalışmaktayım. Bundan öncesinde sahada, yani 112 Acil Ambulans Biriminde görev yapmaktaydım. Yaklaşık 14 yıldır bu meslek içerisindeyim. Belki de aklınıza gelebilecek her tür olayla karşı karşıya kalmış olabilirim. Belki de birçok hayata bir can, bir nefes oldum. Gelen çağrım bana 10 günlük bebek morarmaydı. Konuştuğum kişi babasıydı. Gayet sakin ve soğukkanlıydı. Adresi doğru net vermişti. Sorduğum sorulara da net cevap veriyordu. Bu beni daha da heyecanlandırmıştı. Çünkü bu gerçekten çok önemliydi. Adres alındı, ambulans görevlendirildi. Fakat o geçen sürede o bebeğe benim yardımcı olmam gerekiyordu. Kafamda babasını, bebeğini, bulunduğu ortamı hayal ettim ve doğru olan müdahaleyi yaptırmaya çalıştım. Bize her çağrıda benim gözlerimin dolduğu zamanlar da oldu. Yani gülmekten karnıma ağrıların girdiği zamanlar da oldu. Sinirlendiğim, öfkelendiğim zamanlar da oldu.
hani sonunda bir amaca ya da bir hedefe ulaşıyorsak bir teşekkür, iyi ki varsınız, Allah razı olsun kelimesi her şeye bedeldi. Alo. Rahatsız ediyorum beyefendi. 112 ambulans biriminden arıyorum. Bebeğiniz nasıl oldu? Durumunuz nedir? Şu anda kontrolleri yapılıyor. Sıraklığına falan bakılıyor. Doktor muayene. Şu an iyi değil mi? Kendinde ağlıyor bebek. Evet. Beraber müdahale yapmıştık. Evet. Sormak istedim durumunu. İyi değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Siz ona kavuşmanın heyecanını yaşarken o da yeni geldiği dünyaya alışmaya çalışıyor. Böylesine yoğun duygular içerisindeyken yeni doğan bebeklerin yaşayabileceği bazı sorunlar mutluluğunuza gölge düşürebilir. İşte böyle anlarda yardımınıza Acil Çağrı Merkezi'nin hayat kurtaran operatörleri yetişiyor.